Cehm bin Safvan Allah Teala'nın isimlerini, sıfatlarını inkar etmiş. Mukatil de işte bu ispat dediğimiz yola girmiş. Teşbih ve teçsimin temeli Irak coğrafyasında ve İmam Ebu Hanife döneminde atılmış. Ondan sonra bunu savunanlar İbn-i Teymiye'ye kadar çok fazla bir etkinlik gösterememiş. İbn-i Teymiye bu işi biraz da eklektik bir sistemle, eklektik bir tavırla sistemleştirmiş. Yer yer felsefecilerden istifade etmiş. Yer yer işte bu daha önce kendisinden önce söylenenleri esas almış. Oysa mesela bu alemin kıdemi ezeliliği, arşın ezeliliği gibi görüşlerde münhasıran felsefecilerin ileri sürdüğü şeyler. İslam coğrafyası içerisinde bahusus akaid kelam alimleri arasında bunu söyleyen kimse olmamış. Bu bir takım felsefecilere mahsus bir şey. İbn-i Teymiye böyle bir eklektik yapıyla kendisine kadar gelmiş olan bu birikimi sistemleştirmiş. Zaman zaman felsefecilere çatmış, zaman zaman kelam alimlerine çatmış. Çok da velut bir alim olduğu için sanki İbn-i Teymiye ile başlamış gibi bir anlayış da yerleşmiş yani. Bu haksız, yersiz bir soru değil yani. İtirazı taşıyanlar hükmü ne? Evet. Bir takım kelam kitaplarında, itikat kitaplarında bahusus konu zikredilerek verilmiş hükümler var. Yani alemin kadim olduğunu söylemek küfürdür. Allah Teala'ya bir yön ispat etmek küfürdür. Allah Teala'ya cismiyet izafe etmek küfürdür gibi şeyler söylenmiş. Bunu nasıl anlayacağız? Bu insanlar ümmeti Muhammed'in dışına mı düşmüştür? Bu insanların işte kanı helal midir? Bunlar öldürülmeli midir? Çünkü küfür dediğinizde mürted oluyor bu, kanı helal oluyor, malı ganimet oluyor, hanımı boş oluyor. Böyle neticeleri olan bir şeydir yani tekfir. Bunlar hakkında böyle söyleyebilir miyiz? İbn-i Dakik-il İyit merhumun bu tekfir bahsinde benim çok önemsediğim güzel bir tavrı var. Daha doğrusu örnek alınması gereken bir tavrı var. Diyor ki, biz diyoruz ki icma ile sabit olmuş şeylerin inkarı küfürdür. Bu mutlak mıdır? Değildir. İcma üzerinde icma edilmiş olan şey hakkında aynı zamanda bize tevatüren gelen bir bilgi varsa bu küfürdür. O zaman herhangi bir şey hakkında icma vardır. Dolayısıyla buna aykırı hareket eden kişi kafir olmuş, dinin dışına çıkmıştır. Demek çok kolay değil. Çünkü mesela İbn-i Teymiye, İbn-i Hazm'ın Meratibül İcmasına talikler yazmış. İbn-i Hazm Meratibül İcma diye bir kitap yazmış. Orada ümmetin üzerinde icma ettiğini söylediği itikadi ve fıkhi görüşleri zikretmiş. İbn-i Teymiye'nin buna itirazları var. Bu itirazların bir kısmında haklı, bir kısmı eleştiri konusu olmuş. Kevser-i Merhum da ona bu sefer bir talik yazmış. Orada da çok net görülüyor. Bu itirazlardan bir kısmında haklı, bir kısmı eleştiri konusu olmuş. Dolayısıyla sadece icma yetmiyor, aynı zamanda o icma konusu olmuş görüş hakkında en azından icma inkat edene kadar ve ondan sonra tevatüren nakledilmiş olma şartı aranıyor. Bu ikisi, icma ve tevatür yan yana geldiğinde evet o şey şeksiz şüphesiz bir kat'iyat haline geliyor ve artık orada tekfir söz konusu oluyor. Öbür türlüsü kişiyi din dışına, dini çerçevenin dışına düşüren tekfir değil. Belki sen bu görüşü söylüyorsun ama bu görüşün sonu şuraya varır, yani iltizami bir şey bir anlamda. O da küfürdür demek gibi olur. Özellikle bunu bugün bu keskinlikte işletmemek lazım. Bundan uzak durmak lazım diye düşünüyorum. Yani az önce söylediğiniz kitapta var mı? Yok. Sünnette var mı? Yok. Selefte var mı? Yok. Evet, yani bu maksadını aşan bir sözdür. Gerçi şimdi yani akaid kitaplarını açıp oradan birebir bu söz küfür müdür değil midir diye aradığınızda cevabını bulursunuz. Ama bunu bu şekilde yani şöyle bir şey çıkıyor ortaya. İbn-i Teymiye diye bir adam var.
hayatı çalkantılarla geçmiş. Bir sürü eser bırakmış geriye. Bir sürü talebe yetiştirmiş. Çok velut, çok da cihad eden, mücahit bir alim. Şimdi biz bunu tekfir edip cehenneme postalama hakkına sahip miyiz? Bir. İkincisi, bu doğru bir şey mi yani? İbn-i Teymiye gibi zühdü, takvası, ilmi herkes tarafından teslim edilmiş birisi. Cihadı, mücahedesi, mücadelesi ortada olan birisi. Bunu biz ümmeti Muhammed'in dışına doğru olur mu yani? Olmaz. Doğru değil. Ha, İbn-i Teymiye'nin o görüşlerini benimseyelim mi o zaman? Hayır, benimsemeyelim. Bu görüşleri bir kenara paketleyip koyalım. Ama İbn-i Teymiye'nin başka görüşlerinden, başka eserlerinden istifade edelim. Doğruyla yanlışı birbirine karıştırmamamız lazım. Yani Takıyüddin-i Sübki mesela rahimahullah, İbn-i Teymiye'nin yaşadığı dönemde bizzat onunla mücadele edenlerden fikri anlamda ve İbn-i Teymiye'nin de çok saygı duyduğu birisi. Onun İbn-i Teymiye ile ilgili eleştirileri de var, tebcilleri de var. Yani İbn-i Teymiye'nin ilmini o da itiraf ediyor. Ama mesela işte Minhacü Sünne'de doğrular var ama yanlışlar da var diyor. Bir şiiri var. O bir Şii'ye yazdığı reddiye İbn-i Teymiye'nin Minhacü Sünne. Burada diyor doğru şeyler söylemiş, güzel şeyler söylemiş ama çürük şeyler de söylemiş. Her ikisi de birlikte mevcut bu eserde diyor. Biz de böyle yapacağız. Biz mi yapacağız? Belki biz yapamayacağız bunu ama biz bunu yapan insanların söyledikleri görüşleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Ama şunu da söyleyelim. İbn-i Teymiye zaman zaman tehlikeli şeyler söylemiş mi? Söylemiş. Biz onları dediğim gibi bir kenara bırakacağız. Özellikle onun istifade edilmesi gereken, bugüne bakan meselelerde, tespitlerinde istifade edilmesi gereken görüşlerinden de istifade edeceğiz, etmemiz lazım. Bir İslam alimidir. Yanlışları vardır, hataları vardır. Azim hataları vardır. Ama kaldırılıp atılmamalıdır, tekfir edilmemelidir. Bir de şeyleri var. Hangi İbn-i Teymiye istitap, yani tövbe ettirilmesi falan var. Tövbe ettiğine dair beyanları var. Böyle küçük çaplı mahkeme edildiği vesaire birkaç defa böyle evet. Tövbe edildiği, Musa'ya götürüldüğü, orada tövbe ettiği vesaire bu yönde. Bilgiler de var ama son görüşünde de yine orada da bir netlik yok herhalde. İşte o İbnül Kayyım'ın naklettiği mesela cehennem azabının ebediliği konusu. Orada İbnül Kayyım diyor ki ben bu cehennem azabının ebediliğini gösteren bazı nakillerin yer aldığı eseri diyor. Hocama gönderdim birisi vasıtasıyla. Abd bin Hümeyd'in müsnedi bu. Ona gösterdim ve dedim ki bu kitabı aracıya, kitabı götürene dedim ki ona de ki talebeniz bu hususları anlayamamış bu konuları. Bu ne demek bunlar? Bir izah etsin. O zaman İbn-i Teymiye son meclisindeydi diyor İbnül Kayyım. Allahu alem hapsedilmeden önceki son oturduğu yer kastediliyor bilmiyorum. Ve huve fî meclisihil ahir diye bir ifade var. Sonra İbn-i Teymiye bu Abd bin Hümeyd'in bu müsnedindeki rivayetleri görünce bu cehennem azabının ebedi olmadığına dair o risalesini yazmış. İbn-i Kayyım diyor ki bundan önce İbn-i Teymiye hep tevakkuf ederdi bu meselede. Yani bu azim bir meseledir derdi, başka bir şey demezdi. Ama bu rivayetler üzerine oturdu, o büyük kitabını yazdı, önemli kitabını yazdı diyor. O risale elimizde, bir risale o. Demek ki bu İbn-i Teymiye'nin son görüşü. İbnül Kayyım da bunu Hadiler Vahd'a devam ettirdiğine göre İbn-i Teymiye bundan tevbe etmiş olsaydı mutlaka naklederdi. Ha, tevbe ettiği görüşler yok mudur? Vardır. Dediğin gibi ama. Kitapları genelde teşbih meselesiyle. Evet.